Ömrümün dedik Hasan Erdoğan o güzel eserlerinden bir tanesinden programımıza başlamış bulunuyoruz değerli dostlarımız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Programımıza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz, saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Tabii ki şu anda ülkemizde ve dünyada gerçekten büyük sıkıntılar var ama ona rağmen hayat devam ediyor. Bizler biliyorsunuz sanatçı olduğumuz için her yere koşmak zorundayız. Ama biz koşuyoruz, siz koşmayın, siz evinizden çıkmayın çünkü gerçekten bu virüs belası çok kötü. Dolayısıyla çok fazla yaygın olmaması için lütfen evlerimizde oturalım. Bugün yine birbirinden çok değerli konuklarım var. Onları size anons etmeden önce ne diyoruz efendim? 58 yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. 39, 69'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Bizler de canlı canlı o güzel türkülerimizi sizlere gönderiyoruz. Ne yapıyoruz? 58 yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. Türkünüzü istiyoruz. Herhangi türkü ismi neyse artık yazıyorsunuz. Ondan sonra 39, 69'a gönderiyorsunuz. Evet, birbirinden değerli konuklarım var dedim. Hemen hoş geldiniz diyorum Vahit Köroğlu. Kars'tan geldiniz. Karslıyız daha doğrusu. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız üstadım? Vallahi sizi gördük daha iyi olduk ama bizi bacım eskilere götürdün. Vallahi belli etmedim ama o kadar duygulandım ki. Canımsın. Güzel bir sesin yanında ne söyleyeceğiz? Ben de onu Ne düşünüyorum. demek üstadım? Biz de sizlerin o Eyvallah. güzel türkülerinize hasret Teşekkür ederim. kalmışız. Sağ olun. Bu akşam inşallah o güzel türkülerimizi birlikte İnşallah. yad edeceğiz. İnşallah. Ve değerli dostlarımız da bizi ekranları başında o güzel türkülerimizi dinleyecekler. Çok sağ olun. Evet, gene değerli üstadlarımızdan bir tanesi İbrahim Döner. Hoş Hoş geldiniz. bulduk efendim. Nasılsınız, iyi Sağ ol, misiniz? teşekkürler. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Her Memnun. şeye rağmen iyiyiz, çok şükür. Valla ben çok mutluyum bugün sizin programınızda olmaktan. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Vahit hocamla. Yani güzel bir program olacak. Üçlü İnsanların güzel bir dinlemesini program isterim. olacak inşallah. Ona inanıyorum zaten. Çünkü hepiniz birbirinden değerlisiniz benim için. Sağ ol. Evet üstadım, önce sizden başlayalım. Bakayım bugün heybenizde bize ne getirdiniz? Çünkü Vahit Köroğlu'nu gerçekten sevenleri çok ben çok iyi biliyorum. İlerleyen dakikalar içinde biraz sohbet edeceğiz sizden. Evet. Geçmişten bugüne kadar neler oldu, neler yaşadık, neler geldi, neler geçti. Önce bir türkümüze başlayalım üstadım. Efendim, dün Miraç Kandili'ydi. Bütün Müslüman aleminin Kandili'ni kutluyoruz buradan. Kainatın efendisi sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım diyen o mübarek sözlerden efendim ona doğru bir hitap edelim, öyle değil mi bacım? Kimse ona eş olamaz yerinden Muhammed'in. Yüce Mevlam kainatı onun için yarattı. Güller kokusunu aldı terinden Muhammed'in. Güller kokusunu aldı terinden Muhammed'in. Yardımcısı onu düşürmez dara. Odur Ahmet peygamberi asla olmaz avara. Müşrikler peşine düştü kendileri çamura. Putperestler hele yoldu zorunda Muhammed'in. Etrafına doşa geldi melekler. İslamiyet çığır açtı ferahlandı yürekler. Heybetli bir sesler geldi ona oku dediler.
anlamıştı Cebrail'dir, pirinden Muhammed'in. Vahit Köroğlu yan der ki gözünde döktün yaşı, düştüklere düşman oldu, ona açtı savaşı. Güvercinler yuva yaptı, görenler geri kaçtı. Örümcekler ağ örüdü, perinden Muhammed'im. Örümcekler ağ örüdü, derinden Muhammed'in. Eyvallah üstadım, yüreğine sağlık. Eyvallah, sağ olun. Hak Muhammed Ali değil mi efendim? Evet. Çok da önemli düvezmam okudunuz. Gerçekten yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ olun. Sohbete geçmeden önce, evet sevgili İbrahim. Evet. İbrahim Döner. Tamam. Bugün bizi kırmadın ablacığım. Teşekkür ediyoruz. Çünkü hakikaten gerçekten zor bir sınavdan geçiyoruz. Evet, evet. Ama tabii ki biz sanatçılar bu zor sınavı halkımızla birlikte paylaşıp aşmaya çalışıyoruz. Önce Rabbim ülkemizi, milletimizi korusun. Cenab-ı Allah bir keder amin, vermesin amin, diyoruz. Amin. Evet, ne okuyoruz efendim? Erzincan dağlarındayım. Hadi bakalım Erzincan dağlarına gidiyoruz. Buyurun efendim, tabii ki. Şimdi Kars, Erzincan, Sivas yan yana geldi. Ne kadar güzel. Bundan güzel mozaik olabilir mi? Hakka niyazım olayım, güzel cemalin göreyim, Hakka niyazım olayım. Peygamber ışığımız, Ali kıblegahımız, Hasan Hüseyin sevdamız, Hak yoludur yolumuz. Peygamber ışığımız, Ali kıblegahımız, Hasan Hüseyin sevdamız, Hak yoludur yolumuz. Yanaydım, birime yoldaş olaydım, Hak yoluna varaydım. Birime yoldaş olaydım, Hak yoluna varaydım. Peygamber ışığımız, Ali kıblegahımız, Hasan Hüseyin sevdamız, Hak yoludur yolumuz. Işığımız, Ali kıblegahımız, Hasan Hüseyin sevdamız, Hak yoludur yolumuz. (Gülüyor)
için semah döndüm hak için. Dağa çıktım kar için semah döndüm hak için. Peygamber ışığımız, Ali kıblegahımız, Hasan Hüseyin sevdamız, hak yoludur yolumuz. Peygamber ışığımız, Ali kıblegahımız, Hasan Hüseyin sevdamız, hak yoludur yolumuz. İbrahim Döner Bey kardeşim, hoş geldin tekrar. Oh, sağ ol, teşekkür ederim. Kaçıncı albüm bu? Bir mikrofon yaklaştır. Yaka mikrofon bir tane, değil. Yok. Bir tane yaptım zaten. Bir albüm yaptım. Bir albüm yaptım. O da kötü zamana denk geldi. Aşağı yukarı 3 sene oldu. Tabii kötü zamanda piyasaya çıktığımız için kimseye bir şey satamıyoruz. Zaten, şu anda zarardayız. Zaten bir eser de yaptım, zarardayım ablam. İyi zaman da olsa şu anda zaten albümler satışı biliyorsunuz bayağı eksik, eskisi gibi değil. Evet, üstadım. Vahit Köroğlu. Evet. Şimdi içimizde gerçekten sanata ömrünü veren ozanlarımızdan bir tanesisiniz. Kaç yıl oldu? Şimdi, kaç yılında başladık? Kaç albüm var? Hatta plak da var diye biliyorum tabii, ben. Tabii tabii, evet. Ses geliyor mu? Tabii, sesimiz gidiyor. Siz konuşun. Efendim, 1972'den beri sanatın içindeyim. Maşallah. Ablacığım. Tabii çok çileler çektik. Yani çile çekmeyen bir uzan olmaz yani. Mümkün çile değil. Çekecek mümkün ki değil. Evet. Yani neyin ne olduğunu anlaya. Yani fakirlik görmeyen zenginliği bilir mi? Bilemez. Bilemez tabii. Efendim, o zaman dönemlerinde hatta 35 sene önceki işte yaptığım kaseti gördün, hemen tanıdın. Evet, o yılları hatırlıyorum ben. O yılları ben, hatırladın ablamız. Sizin kuşak olmasak bile tabii ki sanatçı olduğumuz için tabii ki ozanlarımızı takip ediyoruz. Bir de ben de, ozanca yetiştiğim için evet, çok ilgilerim. Evet, ben sizi hem sanatçı hem ozan görüyorum. Sanatçı olmaya çalışıyorum, yorumcuyum. Yok, çok güzel sesiniz var. Siz bir asırların bir kenarı olarak çok biz görüyoruz. Çok teşekkür ederim, saygı duyuyorum hocam. Çok dinle duygulanırdık. Sanatçı kardeşlerimin ben programında olmaktan da keyif alıyorum. Eyvallah. Onlar da özentili ozanlara daha yani aşıklarımız da yapıyor da yani şimdi sanatçının yanında ozan olması da güzel bir şey yani. Kesinlikle. Tabii birbirinden feyiz almaz. Şimdi zaten şey. Ozan olmazsa solist olmaz, solist olmazsa ozan olmaz. Evet. Birbirini tamamlıyoruz. Şimdi abla 30'un üstünde kaset yaptım. Maşallah. İyi de oldu, güzel de oldu. Yani biz halkımıza layık olabilmişsek, bir halkımıza bir Vahit Köroğlu olabilmişsek, halk bizi gönüllerde saklamışsa biz yine de mutavazı bir şekilde acaba bir hatalarımız oluyor. Yani layık hata olmaya çalışıyoruz. Elimizden tabii geldiği beşeriz kadar. İnsanız yani biz. Şaşar beşer olabiliriz bazen. Tabii, insanız evet. Onun için 800'ün üzerinde eserim var. Daha da yazıyorum. Maşallah. Yazıyorum. Bu arada kitap da gördüm üstadım. Tabii tabii. Kitabı da ben alırsanız orada size hediyem olacak. Çok kesinlikle. Teşekkür ederim. İmzaladınız. Ben evet, teşekkür ediyorum. O güzel kaleminize sağlık. Onu ben size hediye olarak getirdim. Eyvallah üstadım. Efendim, halk oldukça bu sanat var olur yani. Kesinlikle. Bu millet nedir? Ozanlarımız hakikaten... Yani bir harp olunca, hastalık olunca ozanlar hemen coşa geliyor. Şairlerimiz, ozanlarımız, sanatçılarımız hemen şaha kalkıyor. Kalkması da lazım. Biz Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi bir bedeniz. Bu memleketin biz çocuklarıyız. Biz memleketin çocuklarıyız. Biz bedeniz. Yani bugün bir harp olduğumuz sen busun, sen şusun diye bize sormazlar. Hep kardeşiz. Hep kardeşiz. Artı evet. Öyle ayrımcılık yapma şansımız yok. Çünkü yok öyle bir şey zaten. Hak Teala hepimizi Adem'den evet, yarattı biliyorsunuz. Evet, uzanlar, sanatçılar aydın insanlardır ki kesinlikle olmaz. Eyvallah. Peki üstadım, bunun üzerine güzel bir türkü rica edebilir miyim? Şimdi ablacığım, 1980'larda bir başıma gelen bir şey oldu. Yani buna güzel de bir şeydir. Şimdi adam Niğde yöresinden geliyor. Diyelim ki var 65-70 yaşında, onu getirmiyor. 18-20 yaşındaki delikanlıyı getiriyor, bir kız saraflıyor. Götürünce 60 yaşındaki adama veriyor. Buna ben tanık oldum. He, küçük çocuğu tabii 65 tabii. Yaşındaki bir insana vermek de doğal değil. Evet, çok o yanlış. Zaman 80 yıllarında Niğde yöresinde bir yere misafir olmuşum.
Tabii o giden kız tanımış. Demiş ki babam Vahit Köroğlu'nun kasetlerini dinlerdi. Vahit Köroğlu'nu al bize misafir getir. Neyse gittim. Çaldım söyledim. Baktım ağlıyor. Ağlayınca sordum. Bu niye ağlıyor? Gelin mi oluyor dedim kardeşim sizin kızınız mı? Adam güldü. Meğer adamın hanımı. Eyvah. Evet bu uzun da efendim ben buna dayanamayarak yani para için tutup da evladını kalkıp da bir uzak yerlere bilir bilmez yerlere yani, vermeye. Babasının yaşından yani. Tabii ben buna karşıyım. Hemen girmeden bir şeyler önce, yazmıştım evet. Hemen girmeden önce üstadım ben bir hatırlatma yapayım. Sevgili dostlarımız ne yapıyoruz? 58 yazıyoruz bir boşluk bıraktıktan sonra. İstek türkülerinizi yazıyorsunuz, 39-69'a gönderiyorsunuz. Canlı canlı türkülerimiz burada sizler için her hafta olduğu gibi okumaya çalışıyoruz. Bu hafta ben canlı okuyamayacağım. Çünkü saz arkadaşlarım da bu hafta gelemediler bu virüsten dolayı. Ama biz virüsü takmadık. Dedik ki seyircilerimizi, dinleyicilerimizi biz onlara türkülerimize mahrum etmeyelim. Ve bize zaten olan olursa olsun biz belli yaşa gelmişiz. Hadi bakalım Sayın Köroğlu gelsin. Zalim babanın oyunu baktı ağladı ağladı ne ağladı ağladı baktı ağladı ağladı. Kader bükmüş beni, sekiz yetimin derdini çektin ağladın 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 çektin ağladın ağladın. Saçlarına gözden gelen yaşlarına döktüm ağladım 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 döktüm ağladım ağladım. Batmıştılar günahına batmıştılar bir yaşlıya vermiştiler çöktü ağladın elinde vardı sigara yaktın ağladın ağladın.
Üstadım yüreğine sağlık. Gerçekten eyvallah. De güzel yazmışsın. Yani kolay değil. O çocuk yaşta babasından şimdi da büyük bir insanla evlendirilmek güzel bir şey değil. Ablacığım şey değil. Aşık gördüğüne çağırır. Neyi kesinlikle görürse ona söyler. Ben her zaman diyorum yaşanmışlıklar var türkülerimizde. Ya şimdi burada ben Türkü Ana diye bu anda hemen söyleyebilirim yani. İşte o çok önemli. Tabii hemen söyleyebilirim. Şimdi sizin atışmalarınız da çok oluyor değil mi üstadım? Tabii tabii o şart. O illaki var. Bu akşam gerçi başka bir ozanımız yok atışmak için ama inşallah ilerleyen zaman olsun içerisinde tabii, tabii, inşallah. Bunu telafi ederiz Allah i̇nşallah nasip ederse. Bu arada rejiden demdemi isteyeceğim ben. Evet İbrahim Bey, İbrahim Bey kardeşim, Erzincan neresinden, Çayırlı. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Vallahi Erzincan Çayırlı, aşağı yukarı yani askerden beri yapıyorum bu işi de. 90'lardan beri. Güzelleri, güzelleri, evet, Çayırlı'nın güzelleri. Şimdi çok eski okumuştuk. Şey söyleyeyim. Aşağı yukarı 16-17 yaşlarındaydım. İstanbul'dan Erzincan'a gidiyordum. Yolda senin kasetini aldım ablam. Ben miydim, Anadolu Kızları mıydı? Anadolu Kızları. Ama yani Erzincan'a kadar var ya, siz dinledik böyle. Canımsın. Yani Anadolu Kızları bir dönem gerçekten yani çok güzeldi. Bugün bana deseler ki buradan Aslı Gülbacım'a selam olsun. Dilber ablanın programına katılacaksın vallahi. İş yani. Canımsın. Aklım ucumdan geçmiyor. Valla acizane. Yani yapacağız, çıkacağız yani. Hiç. Eyvallah. Her şey kısmet. Yani acizane bizler de bir şeyler yapabildiysek onca yıl içerisinde. Evet. Ne mutlu bize. Evet, bir türkümüz okuyalım. Evet. Ondan sonra devam edelim. Benzettim seni, sen de hak nişanı. Baktır göreyim, dost dediğin yere. Benzettim seni, dost dediğin yere. Benzettim seni, dem 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 dem. Dem devranımsın, hak bilir ki benim. Özüm canımsın, dem mi dem mi dem mi. Dem devranımsın. Bilir ki benim özüm canımsın. Eylen dur gitme, aşığın ardından intizar etme. Bir kaşları kara, gözleri fitne, kirpiğin hançere. Benzettim seni, kirpiğin hançere. Benzettim seni, dem 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 dem. Dem devranımsın, hak bilir ki benim özüm canımsın. Dem mi, dem mi, dem devranımsın. Hak bilir ki benim özüm canımsın. Serilmiş Bektaş Veli'den. Bir ismi Muhammed, biri Ali'den. Ali el Haydar'a benzettim seni. Ali el Haydar'a benzettim seni. Dem 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 dem. Dem devranımsın. Hak bilir ki benim özüm canımsın. Dem mi dem mi dem mi. Dem devranımsın. Hak bilir ki benim özüm canımsın. Dem 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 dem. Dem devranımsın. Hak bilir ki benim özüm canımsın. Dem mi dem mi dem mi. Dem devranımsın.
Evet, gene güzel bir değişim semah tarzında okuduk. Evet, işte türkülerdir yıllardır böyle bizi vallahi ayakta tutan. Çınar ekşilmez, demek ki çınar yine yaprak açıyor. Canımsın, çok teşekkür ederim üstadım. Şimdi tabii sizin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizler sadece nefeslendiriyoruz. Sizin gibi üretmiyoruz. Biz evet. Tüketiciyiz. Rica ederim. Biz birbirimizden feyiz alıyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür hocam, ediyoruz. Tabii ki rahmetli Mahsuni Boynamen çok çalıştı. Evet. Sizlerin de yıllar verdiği bir bayağı bir şeyler var. Birikimler yani. Var. 36 albüm var acizane. Tabii biliyorum. Çok eski dağınır. ama tabii çok, ki sayısız konserler dinlerdik. Yurt dışı tabii o zaman kasetti öyle değil mi? Kasetleri. Ben kasetlere yetiştim. Kaset, evet. Kaset demişken oradan ben üstadıma bir şey soracağım. Tabii 72 deyince benim aklıma plak geliyor. Ben çünkü çok hayal mayal hatırlıyordum. Çocuktum çünkü. Evet. İlk plak, yani sizin plak, ilk plak ismi neydi hatırlıyor musunuz? Vallahi çok özledim diye bir şey yazmıştık. Söz müzik sizin miydi yoksa? Yok, bana aitti. Size aitti. Yani o kadar eser var ki unutuyorum, ancak dinledim hatırıma geliyor. Aynen. Vallahi öyle. Şimdi eskiden diyordum ki acaba... Hani ozanlardan bazen dinliyordum. Özellikle Mahsuni Baba söylemişti rahmetli. Bir konserdeydik. İşte istek gelmişti. Ya dedi arkadaşlar ben bu eserimi unutmuşum. Ben de evet. O zaman genç olduğum için diyordum ki acaba insan kendi eserini unutur mu? Evet, unutuyormuş. Unutuyor tabii, unutuyor. Şimdi tabii ki neden unutuyoruz? Yeni eserler üretiliyor. Tabii ki yeni tabii. Ortamlar çıkıyor. Dolayısıyla eskileri sürekli gündeme getirmediğimiz zaman hafıza kayıplara karışıyor. Şimdi normal. Hocam şöyle bir durum. Yani 35 sene geçmiş, ilk kaseti yapmışım ve o eserlerin çoğunu unutmuşum. Ha, dinlediğim an hatırıma geliyor. Değil mi? Yani kendi eserlerimi unutuyoruz yani. Peki üstadım, İbrahim Döner'den güzel bir eser dinleyelim. Tabii. Ondan sonra sizin bir Anam diye bir eserinizi ben dinledim. Doğru mu? Doğru. Anam. Tabii. Çok da vurucu bir eser. Evet. Onu şimdi mi okuyacaksın yoksa ilerleyen dakikalar içinde mi okuyacaksın ama özellikle onu isteyeceğim ilerleyen zaman içerisinde. Evet, İbrahim Döner. Üşüyorum. Üşüyorum. Ama yaz geliyor, üşümeyelim olur mu? Buyurun.
Sağ ol. Sağ ol. Bu arada Erzincan'dan dernek başkanımız da arada Mehmet abim, Mehmet kardeşim. Soyadını ben hep unutuyorum. Sezer. Hoş geldin başkanım. İnşallah yeni dönemde de siz başkan olursunuz da biz de artık Erzincan'a geliriz yani. İnşallah. Başkanlarla yakışıyor ablam. Yakışıyor da aynı zamanda yüreği de çok güzel. Saygılarımı sunuyorum. Tertemiz bir insan. Gerçekten yakışıyor yani. Şimdi dedim ki başkanım seni konuk alayım diyor ki bence daha erken diyor. Mayıs'a doğru geleyim. O zaman bildiği bir şey var. Ama bir şey rica etsem bir iki kelam eder miyiz sevgili başkanım? İki saniye. He? Diyorsun. Peki seçimden sonra. Peki inşallah. O zaman genel kültürümüz alakalı çok şeyler konuşuruz inşallah. Evet. Vahit Köroğlu. Sayın Vahit Köroğlu. Buyur hocam. Şimdi o yıllarla bu yıllar arasındaki kıyaslama yaparsak eğer müzik şu an ne durumda? Siz ozanlar olarak gözetimimiz daha sağlıklı diye düşünüyorum. Şimdi hocam o durum daha güzeldi. Yani bizim o zaman altın çağımızdı. Değil mi? Tabii altını çizerek diyorum. Hakikaten bizim o zaman altın çağımızdı ki yani gençliğimizin de biraz iyi zamanıydı tabii. Yine de iyiyiz yani yaşımıza göre yine de iyiyiz de. Fakat o zaman da maddi manevi destek de oluyordu, para da kazanıyorduk. Yani? Hocam para da kazanıyorduk ve kaset yaptığımız anda da para da alıyorduk. Şimdi tersi oldu. Tabii ben firmalar bizden para alıyor, nasıl olacak bu iş? Ali'nin öfküsünde bir para aldım, Ankara'da bir daire aldım. Ne güzel. O kasetin parasıyla. Ne güzel. O zaman da kasetler gidiyordu, iyi bir zamandı. Ha şimdi desem olur mu? Hayır, bitti bu iş. Yani gene ama de, gönül meselesi yine de yapıyoruz. Yani biz zaten maddi yani pek fazla düşünen de, insanlardan yani, değiliz biliyorsunuz evet, üstadım. Çünkü evet, biz bu işe gönül verdiğimiz yıllarda siz tabii bizden daha büyük kuşak olduğunuz için ben kendimden bahsedeyim. Başlarken ben şu kadar para kazanacağım hesabını yapmadım. Tabii hepimiz. Ya ben aşikardım diyordum ki türkücü olacağım. Evet. Ve bayan solistlerin çıkması da çok büyük bir zorluktu gerçekten. O yıllarda büyüklerimiz izin vermiyordu. İşte kadın gider okur mu kadın için zor bir meslek. Hakikaten zor meslek abla, ama şimdi, başarmak önemli. Başarmak önemli. Yani ana olmasa bir Vahit Köroğlu olur mu? Değil mi? Ana olmasa bir Dilber Doğan olur mu? Mümkün değil. Bunlar analar şey yapıyor. Ana çok önemlidir. Ama canım anacığım benim hala evet, peşimde hala gelip gidiyor işim olmasına rağmen. Kadınlar çok önemlidir bizim için. Başımızın tacıdır. Yani cennet kadınların ayağının altında. Eyvallah üstadım. Çok teşekkür evet, ediyorum. Peki ne var sırada üstadım? Şimdi hocam burada birkaç arkadaşlarımdan bana mesaj geldi de. Tabii ki. Şimdi Bursa'dan Erol Palaman. Göle Saman Döken'den Bursa'ya selam bizden, olsun. Ana türküsünü istemiş. Zaten sen de onu evet, istemiştin. Ana türküsü çok güzel bir eser. Efendim burada da Aşık Ümit Coşkun'u kardeşimize selamlarım. Oy selamlar olsun. Kurban oluruz yaradan Allah. Arkadaşım. Efendim yine yakında Damal dernek köylerinden Dereköy Başkanı Salman Erşen çok ozanlara değer verdi. Ozanları çok ağırladı. Yani buradan selamlarımı iletiyorum. Selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Selman kardeşimiz üstadım, bir tanesi. Orada bir nokta koyabilir miyiz? Evet. Ben Damal'a küskünüm. Öyle mi? Tabii küskünüm. Özellikle Damal Belediye Başkanlarına küskünüm. Çünkü benim gelinim de Damal'la ama ne yazık ki ben hala Damal'a gidip bir konser vermiş değilim. Hayırdır inşallah. Ya, o inşallah olur. İnşallah. Efendim önceki başkanımız da tabii ki emeği vardır. Avukat Zeynel Ataser. Onlara da buradan selamımızı selam iletiyoruz. Olsun, saygılar olsun. Yine Erzurum'un bir hoca efendi. Hoca kardeşimiz ozanları çok dinliyor. Selam olsun. Bazı hocalar dinlemez, bazıları da dinliyor. Niye dinlemesin yani ya şimdi müziği kaçan seven. Kaçan böyle oluyor bazen de. Ama bu hocamız sağ olsun. Ozanların demek kimliğini. Selam olsun o güzel hocamızın. Oturağını, deryasını anlamıştır hocamız. Eyvallah. Efendim ona da bu türkümüz armağan olsun. Yine Ankara'dan İsmet Üstündağ ve Metin Üstündağ. Onlara da armağan olsun. Selamlarımızı iletiyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de onlara selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi çok değerli üstadımızı eyvallah, destekledikleri için saygılarımızı sunuyoruz. Thank you.
erkanı senden öğrendim, akıda ilminden göl oldun anayem. Ana kucağından sevgiyle yendim, bizlere bar veren dal oldun anayem. Hasta olsam başucumda durarsın, bizlere sarılan kol oldun anayım. Ah anayım, anayım, kol oldun anayım. Fakir öksüz durmaz sorarsın, darda kalanları hemen ararsın. Gelen misafire sofra açarsın, her zaman ekmeğin bol olduğun anayım. Anayım, anayım, bol olduğun anayım. Sardı köyün uzaklarda çileler vardı. Gelenden gidenden beni sorardı, dumanlı dağlardan göl oldun anayım. Anayım, ya deli, ya deli. Abla bir kısadan Alex Sultan diye. Yo,
yolun çalar teli. Ey babalı çıktın gene, kimsem haberin yok benden hani geleceğin yok. Soracağın yok, sen bir bayımsın. Kimsem haberin yok benden hani geleceğin yok. Soracağın yok. Vallahi. Bekar cennet olsun Ali Kızıl. Bizi Tuğ'da anmış olduk. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabii ki değerlerimiz çok güzel. Allah'tan ki o değerlerimiz var. Efendim, Vizyon 58 ve Vizyon Arsa ofisini katkılarından programımız tüm hızına devam ediyoruz. Ama ne zaman? Reklamlardan sonra. Kısa bir aradan sonra biz buradayız. Benden kopardığı umutlarımı
gözün kapanmadı bu yara. Kilerimi sabır verme dağlara. Yarın ayağına sürsen her yeri. Yarın ayağına sürsen her yeri. Yarın ayağına sürse her yeli. Bu ne kadar güzel bir sevda, bu ne kadar güzel bir sevgi. Evet sevgili dostlarımız, gene bize mesaj göndermek için 58 yazıyoruz. Bir boşluk bıraktıktan sonra 39-69'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz sevgili dostlar. Bu arada programımıza katkılarından dolayı Ozan Nazim'e, Filiz Öz hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Didem'e selam olsun. İnşallah Ramazan'dan sonra Didim'deyiz Allah nasip ederse. Evet, bu arada katkılarından dolayı tekrar SİDAP Dernek Başkanı Sayın Ömer Şanlı Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Efendim, programımız tüm hızına devam ediyor. Bu arada sevgili İbrahim Bey kardeşim, tabii ilk tek bir albüm ama uzun yıllar mı devam ettik yoksa çok yeni mi başladık? Kimi görse yanına koşardık ama bana bir kaset yap. İşte o bir yardımcı ol falan filan. Kırmızı, evet. Bazen mikrofonlarda ufak tefek ortamlar koşuyorduk var. Koşuyorduk peşine. İşte kimin yanına gittikse hep parasal yönden baktılar bize. Yani sesim var mı, yorumum böyle var mı, bestemim var mı? Kimse demedi ama ne yapalım? Kendi gücümüzle bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok şükür yaptım. Eserler de komple kendim yazdım. Ah, ne güzel işte. Evet, kimse en azından eser parası ödenmemiş olurdu. Dedim ben kendim yazacağım, kendim okuyacağım. Kendim ben yapacağım. Bu konuda çok şanslıyım üstadım. Neden biliyor musunuz? Sağ olsun sizin gibi çok değerli üstadlarım bana eserleri gönderiyorlar. Vallahi para da almıyorlar, ne yalan söyleyeyim. Doğru. Desem ki benden para aldılar desem yalan olur. Ha ama firmadayken tabii ki hakları veriyorduk, o ayrı bir konu. Ama özelleştikten sonra... Canımsın. Çok teşekkür ediyorum üstadım. İnşallah. Hayırlısına diyelim. Peki o zaman sevgili İbrahim Döner bir eser daha alalım. Şimdi hocam Anam Ağlar diye bir eser okudu. Ben de Anam Ağlar diye bir eser yazmıştım. Tabii buradan bütün anaların elinden öpüyorum. Kendi anamın da elinden öpüyorum. Eyvallah. Sağlıklar diliyoruz. Herkese saygı sevgiler gönderiyorum. Anam Hadi Ağlar bakalım. Diye bir türkü.
Allah yüreğine sağlık. Sevgili İbrahim Bey kardeşim. Bu arada size güzel mesaj geldi. Sevgili Aygül Polat. Balızım kendisi. Teşekkür ettim ona. Buradan selam olsun. Mesajlarından dolayı. Sevgili iş adamımız Turan Dereli şu an bizi izliyorlar. Mesajını okudum başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Bir gün sizi de bekleriz inşallah. Efendim bu arada konuklarımıza selam göndermişler. Antalya'ya çok selam gönderiyoruz. Antalya'da bizi izleyen çok değerli dostlarımız var. Onların içinde bir tanesi Oya'mız. Bu arada Ali Bey de aramıza katıldı Antalya'dan. Canlı sazım olmadığı için bu akşam Gönül Dağı'nı haftaya inşallah sizin için okuyacağım Allah nasip ederse. Biliyorsunuz virüsten dolayı bazen sıkıntılar yaşayabiliriz programlar arasında ama elimizden geldiği kadar da siz sevgili dostlarımızın eserlerini yerine getirmeye çalışacağız. Sevgili dostlar korkmayalım Allah'ın izniyle bu biz Türkiye olarak neler yaşadık neler atlattık bunu da atlatırız değil mi üstadım Allah'ın izniyle ama tabii ki çok bulaşıcı olduğu için dikkatli olmamız lazım. Hijyenimize dikkat etmek zorundayız. Evet. Toplu araçlara mümkün olduğu kadar çok sık biraz binmeyelim. Yani onun için dikkatli olursak bence aşamayacağımız bir şey yok Allah'ın izniyle inşallah. Tedbir alalım da takdir de Allah'a olsun evet. İnşallah. Kurban oldum Rabbim. Evet. Memleketimizi yurdumuzu korusun. Ve dünyayı korusun. Çünkü dünyada da gerçekten çok sıkıntılar var Cenab-ı Allah. Hepsi birbirine bağlı. Tabii ki kimseye acılar göstermesin. Evet üstadım. Şimdi sizin eserinizi alalım. Ondan sonra şiire geçeceğiz. Evet. Sevgili Mustafa Köse abimizden güzel bir şiir dinleyeceğiz biraz sonra. Gegen kullar her güzel kalı çekilmedi al çekilmez çekiş neden bülbül güle ediyor çekiş aşkın inersiyle dikilendi ki kıyamete kadar sökülmez imiş al sökülmez edip didalarım yaşımış benim derdim gamı dertten başımış ben yarın kalbine sandım taşımış meğer taşa tohum ekilmezmiş Çınarısı, Türk'ü ana, Türk'ü
kurbanay. Yılların bal çınarısın türkü ana, türkü ana. Her bir yana el açtım, Karadeniz gibi taştım. Fidanesin yaprak açtım, türkü ana, türkü ana. Ben ağlarım yana yana, özümü saldım bu yana. Köroğlu'yam tacı gördüm, sözünde ilacı gördüm. Bak sana burada bacı dedim, türkü ana, türkü ana. Türkü ana, türkü ana. Ben ağlarım yana yana, özümü saldım bu yana. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gerçekten harika. Yani birden böyle akla gelmek, hemen okumak, bu an, dile dökmek. Şimdi zaten Ozan'ın marifeti bu bacım. Değil mi efendim? Tabii farkı mı? Yoksa Türkiye erkeği söyler. Yani şimdi siz okurken üstadım aklıma rahmetli şey geldi. Köroğlu diyoruz ya. Çobanoğlu. Evet, Çobanoğlu geldi. Şimdi Çobanoğlu'yla da bir başka kanalda biz canlı yayına katılmıştık. Biliyorsunuz Selvi Boylu'ydu, mekanı cennet olsun. Evet, yok. Efendim evet. Söyleyeyim. Orada da onlar iki arkadaş güzel atışmalar yapmıştı. Biz böyle hayranlıkla baktık. İkisini de Allah rahmet eylesin. Şeref Taşlıova. O da mı vefat etti? O da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu ustalardan da değerli ustadım, söylemek lazım, hatırlamak lazım. Evet. Ki demin Kızıltuğ'dan söyledim. Ya program yeterse bir tane de Çobanoğlu'na söylerim tabii. Neden ki. Olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? Biz de öleceğiz, birileri de bizi söyleyecek. Allah gecinden versin. Tabii sizin gibi değerli ozanlarımızın yaşaması lazım ki gençlerimize örnek olasınız ki evet, örneksiniz zaten. Zaten şimdi aşığın farkı Konya Aşıklar Bayramı'nda da böyle doğumaca ya bunlara ödül verilir. İşte leb değmez, bunlara ödül verilir. Atışma, divan atışması, yani bizden daha güzel atışma yapan ozanlarımız var. Mutlaka vardır evet. Ama şimdi Vahit Köroğlu atışmacı böyle desem olmaz. Sunmanı'ya sormuşlar, Şenlik mi üstün sen mi? Demiş Şenlik benden üstün. Ona sormuşlar, sen mi üstün? Demiş o benden üstün. Aşık mütevazı olacak. Kesinlikle. Aşık kendini yok görecek. Aynen. Ama halk var görür, ayrı bir şey. Tabii ki o ayrı bir şey. Yüreğinize sağlık. Daha sonra gene değerlendireceğiz bu güzel konuşmalarımızı. Evet, gene kadim dostum. Can abim diyorum çünkü biz ailemizin içindeyiz artık. Onlar bizim canımız, biz onların canıyız. Sevgili Mustafa Köse abimi bir davet edeyim. Bakayım bu hafta bize şehir olarak ne getirdi. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz inşallah. Tüm hızıyla. Efendim bu arada Mustafa abi hoş geldin. Mustafa abi hazırlanırken efendim 58 yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. 39-69'a istekleriniz, arzularınızı yazıp gönderiyorsunuz. Bizler de canlı canlı okuyoruz. Bu arada Meryem Tatar'a selamlar olsun, İzmir'e selamlar olsun. Sivas'ta Kemal abime selam olsun, saygılarımı gönderiyorum. Sivas'ımıza selam olsun, buyurun. Öyle bir zamana geldik inan ki evlat babasından kaçıyor sanki. Tersine dönüyor öyle zaman ki işler çığırından çıkıyor beyim. Zamanı bozuk tutmuyor sözünü, kaybetmişler benliğini, özünü. Güvendiğin gelir oyar gözünü, dürüst
de sözün de durmuyor beyim. Dürüst de sözün de durmuyor beyim. Kırk akıllı bir taş attı kuyuya. Koca dünya hep bir oldu çıkmıyor. Meydanlarda oynatılan ayıya dondon kurşunu da sıkmıyor beyim. Çakallar dadandı bizim sürüye. Meydan kaldı 3-5 tane deliye. Helal lokma girmeyince haneye, gelen bir tekmede vuruyor beyim. Hasret kaldık memlekette sılaya. Baykuşlar tünemiş yıkık binaya. Beğenip yaptığın köşke saraya, köşke saraya. Kervanlar yol etti, gidiyor beyim, gidiyor beyim. Ozan Mustafa da kendi sözüyle, artık dayanmıyor yürek özüyle. Hiçbiri birine kardeş gözüyle, yemin etse bile bakmıyor beyim, bakmıyor beyim. Yüreğine sağlık sevgili abim. Çok teşekkür ediyoruz. Aralıklarla gene Mustafa abiden güzel şeyler dinleyeceğiz. Bu arada Kemal Polat sizleri izliyormuş. Selamlar, saygıları var. Vallahi bugün Polat ailesi bayağı bir mesaj göndermeye başladı. Yani teşekkür önemli, ederim onlara. Çok önemli. Şimdi sevgili Vahit Hocam. Buyur hocam. Kimlerden feyiz aldınız? İlk başlarken kimlerle çalıştınız o yıllarda? Şimdi, o yıllardan bu yıllara gelince kadar kısa da olsa neler yaşadık? Şimdi efendim 1972'de sanata başladım. Hatta size anlattım bacım. Bir rüya vesilesiyle. Evet. O rüyayı ben gördükten sonra ilk şeyim oldu. İşte gördüm, şaşırdım diye. Hatta bunu TRT'de Nuri Çırağı değerli abimiz. Buradan selam olsun de, Nuri Çırağı'ya kısa zamanda olsun. Gelecek programımıza. Orada da okudum. Yani oradan duygulandım. Yani bendeki bir hal başka bir haldi. Yani gören derdi işte eskiden Mecnun. Mecnun demek yani deli demek. Deli demek veli demek. Mecnun dağlara çıkarmış evine gelmezmiş. Efendim şimdi nasıl diyelim. Yani eskiden Kerem varmış. Kerem var mı? Var Kerem. Evet. Kerem de burada oturmuş. Aynen. Yani insan coşuyorsa, coşturuyorsa, seni etkiliyorsa, söylediğin türkü senden etki alıyorsa başkaları ısınıyor. İlla etki alıyor. Şimdi bir kıza aşık oluyor. Eli eline değiyor. 24 saat beraber böyle aşık olur mu? Aşkın ne olduğunu Vahit Köroğlu'ndan soracağız. Değil mi efendim? Tabii. Şimdi bizim hanım da beni izliyor, bana kızar ama ben gençlik yıllarımı söylüyorum. Yani onun dramıyla ben başladım, kaset yaptım, işte türküler yazıyoruz, gençlere göre yazıyoruz. Ama o zaman gençlik bir havası vardı, bir rüzgarı vardı. Kesinlikle, o zaman çok daha farklıydı. Tabii tabii, gittiğim yerlerde yani 3 köy 5 köy yığılırdı böyle. Yani bütün ozan arkadaşlarıma da sevgi, saygılarımı gönderiyorum. 10 tane ozandan gitsem bunu samimi diyorum, Vahit Köroğlu gelmiş, bunu evet. Diğerdiler. Peki üstadım tabii o yıllarda kahve kültürümüz vardı. Doğru mu? Doğru evet. Hala efendim. Kahve kültürümüz devam ediyor mu yoksa bu şimdi, tamamen değişti mi? Efendim değişti tabii. İnsanlar değişti. Dünya değişti. Yani özümüzü kaybettik yani. Ama yine sizin gibi değerli bak sanatçılarımız var. Ozanları hemen davarcığında neler var alıyorlar programa. Bu güzel bir şey. Bir tabii kaynaşma. Ki olması gereken. Efendime söyleyeyim. Ya ozan bir menbaadır. Yani sen beni bırak ben sabaha kadar her şey söylerim. İrticaren söylerim. Tabii bir derya yani, deniz. O şey bende tabii. Var. Ya bende dediğim bütün aşıklarda var. Kesinlikle. Ama diyelim 1000 tane aşık var. Hepsi de yani aşık olacak diye bir şey de yok yani. Şimdi bunlar süzgeçten geçiyor, elekten geçiyor. Kesinlikle. O da ayrı bir şey. Kesinlikle. Bütün, bir nokta rica edeceğim. Bu arada sevgili dostlar biliyorsunuz dün 21 Mart'tı. Hazreti Ali Efendimiz'in ölüm yıldönümüydü.
doğum günüydü pardon, özür dilerim. Ve Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümüydü. Mekanı cennet olsun. Bu arada Nevruz bayramımızı tekrar yürekten kutluyoruz. Bahar bayramımızı kutluyoruz. Nice sağlıklı yıllar, güzellikler diliyoruz. Tabii ki bunlar çok önemli. Veysel Baba'nın da biliyorsunuz kalemi çok keskin ve çok güzeldi. Şimdi şöyle hocam, Veysel ozanların piri diyelim. Bunu kimse alınmasın. Eyvallah. Veysel ozanların piri. Kars'a gelince efendim Aşık Şenlik. Değil mi? Derya bir. Değil mi? Efendim Erzurum'a gelince Aşık Summani. Reyhani. Değil mi? Çobanoğlu. Davut Suları. Davut Suları. Mahsuni. Ya bunlar hepsi bir dağ yani. Kesinlikle. Evet. Tabii ölmüş ozanlarımızı rahmetle anıyoruz. Evet. Yaşayan ozanlarımıza da sağlıklar diyoruz. Ben hemen güzel bir eser okuyayım, ondan sonra hocam tabii, bakayım sizden tabii, ne tabii, gelecek. Tabii. Bakalım bana bugün sürprizler dolu, bende de sürprizler evet, geliyor. Rejine gönderi sonra okuyacağım inşallah.
Armut ağacı. Çok teşekkür ederim. Armut ağacı gerçekten çok sevdiğim uzun havalardan bir tanesi üstadım. Sevgili Hüseyin Gümüş de çalışma olmuştu o yıllarda. Mekanı cennet olsun. Çok maşallah, genç kaybettik. Ses, Gümüş Müze'nin sahibi sevgili Hüseyin Gümüş'ü erken kaybettik. Mekanı Allah cennet Allah. Olsun. Evet. Evet üstadım. Bakalım neler geliyor şimdi. Şimdi abla sen bizi öyle bir derinlere götürdün ki. Türküler bizi derinlere götürüyor. Derinliklere götürüyor demek çünkü. Türküler yaşam biçimimiz biliyorsunuz üstadım. Altını çizerek diyorum. Ben izliyorum bazı adam diyor ki ya hele Kızıltuğ'dan bir tane söyle. Söyle ama adam söyleyemir. Değil mi? Yazık onun kemikleri sızlar da. Ya. Hele Çobanoğlu'ndan bir tane söyle. Ya kardeşim bu adam Çobanoğlu'na söyleyemez. Yani. Ya adamıyla şey yapma yani onun gibi söyleyemez. Onun gibi söyleme şansı yok. Biz de söyleyemeyiz evet. Herkes gibi yani şimdi ama nefeslendirmeye çalışıyoruz kendi halimizce. Ben Kerem ne ki Kerem ne ki ben ondan da beterim her gelen geçene yol olmuşam ben Emrah ne ki Emrah ne ki ben ondan da beterim yıllardır yorgunum kırık kanadım geçen günlerimi ben de aradım tabip oldum kendi yaramı sardım Eyüp ne ki Eyüp ne ki ben ondan da beterim Gözlerim doldu, gözlerim doldu, gözlerim doldu. Giderler gelmiyor yerini buldu, yerini buldu. Bir an şimdi varıyorum gülüm baba, gülüm baba.
yaktı, yaktı. Çocukluğuma götürdüm beni vallahi. Vallahi. Vallahi şimdi ablam sen derin söyleyince ben bu kadar bir yerde söylemiyordum ha. Yemin ederim. Vallahi mi? Vallahi. Demek ki birbirimizden etkileniyoruz Allah değil mi? Allah senden razı olsun. Cümlemizden bu amin. Bu mikrofonda ses mi gelmiyor bana mı öyle geliyor? Yok konuşmalar biz duyuyoruz. Öyle ses mi? Sesle susuyor evet. Şimdi yani sanatçı Ozan'dan, Ozan sanatçıdan feyiz alıyor. Kesinlikle. Şimdi sen öyle bir damardan girdin ki. Çünkü ben de 30 sene önce bu damarlardan çok girerdim böyle. Değil mi? Vallahi. Şimdi adam 15 senedir içmemiş, ben söylediğim an içmeye başlardı. Abi kurban olayım ya, tövbelenmişsin. Ya ben bilseydim demezdim bu türküyü ya. Şimdi hakikaten ben buna rastladım. Ama şimdi gülmek de ağlamanın kardeşi, kardeş oldukları için tabii ki ya, türküler ağlatıyor, kah da güldürüyor. Şimdi, ama tabii biz ezik insanlar olduğumuz kardeşimin için. Kardeşimin biraz hakkına geçer gibi olurum ama... Bir aşık olarak, bir büyük olarak. O bizim küçüğümüz, bir şey olmaz. Artık orada, şimdi adamın bir tanesi bir ata binmiş böyle. Bizde espriler de çok var. Hem duygusal söyledik. Zaten bacımız bizi duygulandırdı. Ben de ona bakarak feyiz aldım. Şimdi attan düşmüş, öyle bir ata binmiş. Morali bozuk. At koşuyor, o koşuyor. Bir tane de bacımızın kardeşi ölmüş, karalar giyinmiş. Eyvah. O da karalar giymiş, böyle adama bakıyor. Adama bakınca adam heyslanmış böyle, at bunu yıkmış ya yere. Demiş kardeş kardeş nereden geliyorsun? Demiş bacım ne soruyorsun? Cehennemden geliyorum. Oo. Demiş senin geldiğin yollara kurban olayım. Sen cehennemden geldin ya, cehennemden geldim. Ama adam da öyle bir acıkmış ki. Yazık. Diyor ki ya hele dur bu bacım demek ki benim tahminim bana yemek yedirir. Diyor kardeş sen cehennemde... Kardeşimi gördün mü? Bacım ne demek? Bakmış ki orada öyle bir kürk var. Kürkün içi de altın. Demiş ki bacıma selam söyle cehennem ile savuk di. Bana bir kürk göndersin. Demiş senin geldiğin yollara kurban olayım. Kardeşimin selamı gelmiş. Cehennemde ben kürkü göndermem mi? Ondan sonra demiş başka ne yapıyormuş? Bir de demiş bakmış öyle de bir gezi horoz var orada. Ula demiş şu horozu da kesse de bir yesem ben. O anda başka ne demiş? Demiş ki cehennemde saat yok ya. Hani kalkıp namaz kılacak kılamıyor. Demiş bacıma söyle orada bir horoz göndersin. bundan kolaysa ne var? Horozu da kesir. Neyse. Öteki bir horoz gene var onun yanında. Diyor bunu sana kestim bunu da al götür. Neyse o esnada diyor bacım Allah evini var etsin. Yedik içtik senin bu ilgini ben unutamam. Çekip gidiyor. Birden hanımın bey içeri giriyor. İçeri girince bakıyor ki bizim hanım karalar giyinmişti. Yat çekirdi. Şimdi karaları bırakmış. Efendim al yeşil giymiş. Sanki desem bir bayram seyran. Demiş hanım nedir bu halin senin? Demiş ki herife hiç söyleme. O dünyada bir tanesi gelmiş kardeşimi gördü. Ulan nasıl görmüş? Dedi ki cehennem soğuktu bana bir kürt göndersin. Gönderdin mi? Demiş gönderdim. La demiş onun içinde altın vardı. Neyse kızmış bağırmış. Başka demiş bir de cehennemde namaz kılacak hani orada saat yok ya. Bana bir horoz göndersin. Onu da gönderdin mi? Gönderdim. Demiş ki ne diyeyim başkasına kızacağım olmuyor. Dur demiş adam gitti mi demiş 10 dakika oluyor çıktı. Neyse bu uzun da kısa yapıyorum. Geliyor adama ulaşıyor hemen. Ulaşınca ya diyor selam aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Ya diyor buradan bir adam gitti gördün mü? Diyor gördüm. Nasıl giderdi? Ya diyor burada bir atı da yanına tabii at da yanında duruyor ama atıyla beraber gelmiş. Attan aşağı iniyor. Diyor ki atıyla gitsem ulaşabilir miyim? Diyor ki ulaşamazsın. Niye? Kardeşim atın ayakı dört. Bir, iki, üç, dört zaman geçer. Nasıl edelim? Ya sen atı bırak. Sen bir, iki, bir, iki diye geç. Gider ulaşırsın,
Bu da atı binip tekrar kaçıyor. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Efendim, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamlar diyoruz. De. Sikar bunun arasında. Hep ama yapıyoruz. Güzel güzel sözler değil mi üstadım? Müzik de abi, güzel abi. Olmuş. Yüreğine sağlık. Hep sevgili abi, İbrahim. Nerede kaldı ki? Bunu yazarken farklı şeyle düşünceler içinde yazdık. Tabii şimdi milli zarar. Mikrofonu yakın tutalım. Maddi olarak zannediyor. Biz manevi olarak zarardayız. Tabii ki manevi olarak zarardayız. Allah maddi evet. Maddi önemli değil ya. Yani doğru diyorsun. Sevgili Mahmut Akbaba bizleri izliyor. Selamlar sevgiler olsun. Sağ olasın.
Bu arada Tuzla Gözü'nden, bizim Sivaslılara Tuzla Gözü'nden Mehmet Şimşek beyefendi bizleri izliyorlar. Buradan Tuzla Gözü'müze selam olsun. Sivas'ımıza selam olsun. Saygılar olsun. Şimdi Mahmut Akbaba sağlıkçıdır. Öyle şimdi mi? Bütün sağlıkçıları alkışlıyoruz. Sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz. Selam onlara olsun. Başarılar diliyoruz. Kurban olurum onları bize veren Allah'a. Çünkü sağlıkçılarımız bizim için çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada gene bizi Sakarya'da izleyen Albay İsmail Keleşoğlu'na sonsuz teşekkür ediyoruz. Sakarya'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Evet, tekrar Mustafa Köse abimizi alıyoruz. Bir şehir daha dinliyoruz. Bakalım ondan sonra neler gelecek, Allah bilir. Evet Mustafa abicim, buyurun. Bu arada efendim 58 yazıyoruz, biz boşluk bırakıyoruz. Mesajlarınızı yazıp 39-69'a gönderiyoruz. Buyurun üstadım, buyurun. Evet, şehirlerimiz, türkülerimiz, uzun havalarımız, deyişlerimiz sadece oyun havalarına girmiyoruz. Çünkü milletçe şu an bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Biliyoruz ki yüreğimiz yaralı, içimiz acı dolu ama ona rağmen biz ayaktayız. Allah'a çok şükürler olsun. Cenab-ı Allah tezelden bu belayı başımızdan götürsün diyorum. Saygılar sunuyoruz. Evet 58 yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. 39-69'a mesajlarınızı gönderiyoruz efendim. Canlı canlı biz burada Vahit Köroğlu'ndan dinleyeceğiz efendim o güzel eserleri. Vahit Köroğlu bizi bu akşam nerelere götürdün vallahi billahi. Çok teşekkür ediyoruz üstadım. Efendim sevgili İbrahim Döner Beyefendi kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu arada gene bizi Antalya'da izleyen sevgili İsmail abime ve sevgili Ömer abime saygılar sevgiler olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, saygılar olsun. Tabi buyurun. Selamlar sevgiler olsun. Sağ olasın. Buradalar bütün... mı Erzincan'dalar mı? Yok İstanbul'da Bağcılar'da oturuyorlar. Yakınlar yani. Bağcılara selam olsun. Ya bizim, selam olsun. Burada... Ya bizim insanlarımızın özü çok güzel. Ben çok seviyorum. Evet. Saygılar olsun. Yani burada bizi izleyen mesajlarıyla olsun, ekran başında olsun. Herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sağ olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dostluklar çok ucuz, insanlık bitmiş. Her şeyler aslını yitirmiş gitmiş. Dost dostu mezata götürüp satmış. Bana dostluklardan söz etme kardeş, kardeş. Adam satmak bu zamanda iş olmuş. İş ehlinden çıkmış, cahil baş olmuş. Karga gül dalında öten kuş olmuş. Bana dürüstlükten dem vurma kardeş, kardeş. Namerdin görüşü gönlü de dardı. Mertlerin sözü namustur ardır. Etrafı kollayan çakallar vardır. Sözünü tart da bak, uzatma kardeş, kardeş. Olana bitene dayanmaz özüm. Namerdi merdi de görüyor gözüm. Lakin kimselere geçmiyor sözüm, sözüm. Dua istemeye yüz mü var kardeş? Ozan Mustafa'yım yazımı silmişler, silmişler. İnsan diye yeryüzüne salmışlar. Görünüşte diri, ruhen ölmüşler. Leşleri kokmasın, tuz at da kardeş. Görünüşte diri, ruhen ölmüşler. Leşleri kokmasın, tuz at da. Kardeş, kardeş. Mustafa Köse, yüreğine sağlık.
Mustafa abine biz her hafta tabii ki buradayız üstadım. Evet. Sağ olsun. Güzel. Kadim dostumuz, yol arkadaşımız, can dostumuz diyelim. Çok güzel şiirleriyle ifade ediyorum Mustafa abi. Evet, inşallah en kısa zamanda o da sizin gibi güzel bir kitap la huzurlarına çıkacak bu halkımızın. Bu arada sevgili Bayit abicim, kitabın ismini ben bir anons edeyim. 20. asır Köroğlu'su değil mi efendim? Şimdi kaç ciltlik efendim bu? 21. asırın Köroğlu'su tabii. 20. asır diye mi geçmiş? Yani? Burada 20. asır ha, olarak geçirmiş. Öyle olmuş. Öyle okudum ben. 21. mi geçmesi gerekiyor? Evet. O zaman yanlış baskı yaptılar herhalde. O sada isim şey öyle olmuş olmaz yani. Olsun, önemli değil. Kaç ciltlik hocam bu? Efendim 300-400'e yakındır. Üçüncü kitabım zaten ayrıyeten yine çıktı. Bu 1-2-3 son oluyor. 3 daha çıktı mı, çıkacak mı? Yok, var yani, o da var. Bunun o da var. İlkini getirdim. Evet. Efendim valla yani Vahit Köroğlu'nun güzel sözleri var içinde. Sevgili dostlar, özellikle müzik camiasındaki sanatçı arkadaşlarımıza, yorumcu arkadaşlarımıza ve beste yapan dostlarımıza sesleniyoruz. Alın. Gerçekten çok güzel şeyler var içinde ve dolayısıyla da müzik yapalım değil mi üstadım? Yani tabii tabii. Çünkü müzik evrenseldir. Ben şimdi mesela müzik, inşallah ben de ruhum, yaparım. Buna hediye ettiniz bana. Tabii tabii, o benim hediyemdir size bacım. İnşallah onun şiirlerinden de okuyabilirsiniz. İnşallah. Evet. Eskiden müzik yapıyordum, şimdi biraz kendimi çektim kenara ama gene başlayacağım inşallah. Yok, bu bırakamazsın ki bacım ya, mümkün değil. Değil mi? Gene müzik yapalım. Ya bu bir peki üstadım, bir eser okuyayım ben. Tabii tabii. Ondan tabii, sonra sohbetimize tabii, devam edelim. Tabii tabii. Ama ben diyorum ki isyanlardayım olsun ya. Evet. He valla. İsyan olmasın da gene öyle türkü yani olsun. Yani türkünün mecazi anlamda isyanlardayım, evet, diyoruz. Evet. Allah kimseyi de isyankar etmesin tabii. Evet. Bizim Allah kurban olayım Rabbim, Allah'a bir şey demiyoruz. Kullarla isyankarız biz. Ha, illa, değil mi efendim? İlla ki. Hadi gelsin bakalım. Tanımam etmem kaderine, den
Mekanı cennet olsun. Evet sevgili üstadım. İyi ki geldiniz. Vakit ne çabuk geçti ben anlamadım. Siz de aşağı anladınız. Farkında olamadım. Anlamadık. Vakit çok erken geçti. Bugün program çok zevkli geçti. Çok şimdi teşekkür ediyorum. Aslında Türkü Ana'nın programda olmak benim için bir gururdur. Çok teşekkür ediyorum. Ne iyi ki de oldu geldi. Kardeşimle bir muhabbet oldu. Bir sevgi programı oldu. Dostluk programı oldu. Eyvallah. Ben kendi şahsım keyif aldım. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok başarılara imza atacağınızı ben biliyorum. İnşallah. Allah can sağlığı verirse amin. Çok teşekkür ediyorum güzel üstadım. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Başımız üstünde her zaman yeriniz var. Sağ olun efendim. Biz Vizyon 58 ailesi olarak her zaman konuk olarak sizi daim olarak bekleriz inşallah. Sağlıklar diliyorum. Allah tabii razı olsun. Türküyü sizden dinleyeceğiz üstadım. İnşallah. Evet İbrahim Bey kardeşim. İyi ki geldin. Tabii biliyorsunuz size çok geç bir anda alo dedik. Diğer sanatçı arkadaşlarımız evet, rahatsızlığından evet, dolayı. Evet. İyi ki geldin. Sağ olun ablam. Tanışmış olduk bu arada. Tabii sizler demek, bizi tanıyorsunuz ama bizler... Ben sizi çok iyi tanıyorum. Ancak tanışabildik. Ne güzel evet, ne mutlu bana. Hoş evet, geldiniz. Tabii ki mutlu oldum. Güzel bir programdı. Vakit nasıl geçtiğini fark etmedim. Yani sevgili hocamla, sevgili Türkan Anay'la. Çok teşekkür ederim. Güzel bir program. Tabii buradan herkese selamlar gönderiyorum. Yurt dışında kız kardeşim var, yeniştelerim var, yeğenlerim var. Onlara da sevgi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bize ulaşmayan bir sürü insanlar vardı. Son anda işte programa katıldığım için birçok insanı ilerleyen zaman içinde inşallah kardeşim i̇nşallah. Bir daha beklerim. Tabii Allah ne nasip mutlu olduk sizlerle aynı ortamda olduk. Olmakta güzel bir çok teşekkür ediyorum. Oldum. Saygılar sunuyorum. Efendim haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada yarın biliyorsunuz her zamanki gibi yarın 11'den itibaren gene programımızın tekrarı var. İzlemenizi rica edeceğim. Türkan'ın Türkü Seli bu akşamlık bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Cenab-ı Allah hepinize yar ve yardımcısı olsun diyorum. İnşallah tezelden bu kara günleri atlatırız millet olarak. Çünkü biz tek yumruk, tek bilek, tek yüreğiz bu memlekette. Memleketimizi seviyoruz. Onun için birbirimize sahip çıkalım.
destek olalım. Şu kara günleri üstümüzden bir atalım inşallah. Yapacak bir şey yok tabii ki takdiriyle Allah'ın tekrar, ama tedbirimizi almakta gecikmeyelim diyorum. Evet üstadım, buyurun o güzel türkülerinizi dinleyelim ve veda edelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Baraylarda gelsin gidelim. Dağlar almış el gelene kadarey. Yollar çamur vurusun da gidelim. Gidelim kardeş gidelim. Canan gidelim. Gidelim kardeş gidelim. Canan gidelim. Met ederler kahramanın boyunu. Köprüsü yok geçemedim suyunu. Hünkâr yaylasının perşin belini. Lale sümbül bir üstünde gidelim. Gidelim kardeş gidelim. Canan gidelim. Oldu bizim evler göçeli. Beş gün oldu yıkan suyu göçeli. Önüvan ellikli yüzü peçeli. Hanım kızlar yürüsünde gidelim. Gidelim kardeş gidelim, yanan gidelim. Gidelim kardeş gidelim, yanan gidelim.